Çalışma alanlarını kaydetme ve değiştirme. Bu dersimizde CS5 versiyonu ile daha da geliştirilen Workspace yani çalışma alanlarını göreceğiz. Bu alanların kaydetme ve değiştirme işlemlerini uygulayacağız. Her kullanıcı kendi çalışma alışkanlığına ya da gereksinimlerine göre standart çalışma alanlarından istediğini kullanabilir ya da kendisi yeni bir alan oluşturabilir. Uygulama çubuğunda çalışma alanlarına ait adlar görüntülenir. Bu bölüme çalışma alanı değiştiricisi denmektedir. Çalışma alanları adlarına menüden Window artı Workspace'de de ulaşabiliriz. Bu çalışma alanlarından Essential alanı, Photoshop'un en temel esas çalışma panellerinin konumlandığı alanıdır. Design alanı, tasarımcılar için kullanıcı kolaylığı olan renk ve tipografi ağırlıklı panellerden oluşur. Painting alanı, İllüstrasyon, resim ve karikatür gibi çalışmalar için fırça ve renk özellikleri hakim olan alandır. Fotografi alanı ağırlıklı olarak fotoğraflar üzerinde yapılacak düzenlemelere uygun olarak hazırlanmış bir alandır. 3D alanı üç boyutlu tasarım çalışmaları için kullanılır. Motion alanı Photoshop'un animasyon yani canlandırma özelliği ile ilgilidir. Standart çalışma alanlarından sonra göreceğimiz alan ise Nivin CS5 alanıdır. Bu alana girdiğimizde ise fırçalar ve programla alakalı bağlantı linklerinin olduğu panelleri görmekteyiz. Bu standart çalışma alanların dışında kendi ihtiyaçlarımıza göre de bir alan oluşturabiliriz. Örneğin Layer panelini ve Toolbox panelini dışarıda tutmak ve bu şekilde kullanmak istiyoruz. Ve programı her açtığımızda panelleri bu konumda görmek istiyoruz. Panelleri yerleştirdikten sonra New Workspace çalışma alanına tıklıyoruz. Name kutusuna alan için kullanacağımız istediğimiz herhangi bir isim yazıyoruz. Keyboard Shortcuts kutucuğunu seçili hale getirdiğimizde alanla ilgili geçerli olan klavye kısa yolunu kaydeder. Bu sayede kısa yolu kullanarak çalışma alanları arasında hızlı geçiş yapabiliriz. Menüs kutucuğunu seçili hale getirdiğimizde ise geçerli menü kümesini kaydeder. Böylece menü standartlarını değiştirebiliriz. Kısa yol atamak ve menü özelliklerini belirlemek için Edit menüsünden Keyboard, Shortcuts ve Menüs bölümüne girerek gerekli düzenlemeleri yapabiliriz. Eğer kaydettiğimiz çalışma alanını silmek istersek Delete workspace alanındaki kutudan kaydettiğimiz alanı seçip delete butonuna basabiliriz. Böylece alanımız silinir. Ancak alanın silinebilmesi için aktif halde olmaması gerekir. Aksi halde alanı silemeyiz. Reset çalışma alanına tıkladığımızda ise konumlarını değiştirdiğimiz panellerin tekrar eski haline yani standart konumuna gelmesini sağlarız. Keyifli çalışmalar.